Merhaba arkadaşlar. Nur gülüntü ve iğniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet şöyle e, bakın gri üzerine mor ve şey mürdüm ve e, bu şekilde açıkla koyulu pembe çiçekleri olan bir tülbentim var. Tığımın numarasını göstereyim. Tığım 21, 22 numara. Bu oyaya oy oluyor arkadaşlar. Şöyle. Bu ipimizin numarası da 707. Bu gri renkli aynı tonda arkadaşlar. Şöyle. İğneden tığa modellerde arkadaşlar. Bu şekilde bakın ipimi esnetiyorum. Altın başağın ipi bazen kalın çıkabiliyor. Leylengi ince oluyor da. Şöyle eğer ipiniz altın başaksa en son incelme noktasına kadar bu şekilde incetiyorum e, çünkü e, iğneden tığlar ne kadar ince olursa o kadar zarif oluyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde esnetiyorum. Çok güzel bir model hazırladım. Bu modelde Instagram'da böyle iğneden tığa olan bir model. Daha önce arkadaşımız yayınladığı için ben örneği çıkarmıştım ama videoyu yayınlamadım. E, hemen bu şekilde modelimi size göstereyim. Evet modelim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bu modeli hazırlamıştım. Tövente bu şekilde. Instagram üzeri e, baya şöyle beğeni alıcı olan bir model. Böyle iğne oyasını sizler için daha çevirdim. Lakin dediğim gibi arkadaşımız yayınladığı için pişti olmayan ona ayıp olmasın diye şöyle sonra çekmeye karar verdim ee, bakın şöyle onda tek trabzan üzeriydi ben bu şekilde çift trabzanla yaptım bu çitleri bu ara suyunu ee, ister bu şekilde ister o şekilde tek sıra çit veya çiftli çit yapabilirsiniz ara suyu tepecik ismi farklı olabilir Evet şöyle bir modelimi de ışık da göstereyim arkadaşlar. Evet iğin oyasıyla birebir aynı modeli sizler için tığa çevirdim. Hoş da oldu arkadaşlar. Şöyle güzel de duruşu var. Göstereyim size yakından da sallantılı duruşunu. Evet bakın tülbentin renkleriyle de uyumlu bir mürdüm seçtim. Çiçeğimiz böyle ara suyu tepecikten oluşuyor. Şimdi modelimizi anlatım kısmına geçerek anlatalım arkadaşlar. Evet şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlayarak başlıyoruz. 696 no'lu videomda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk başlarken aynen bu şekilde bakın e, tepeciyi yaparak başlıyoruz. Sonra bu dallarımızı ve çiçeğimizi oluşturduğumuz kısımdan başlıyoruz. Bakın tülbentin kendi rengi olan iple yapıyorum çimenini. Çünkü bu dallar yeşil kendini daha iyi gösteriyor. Böyle açık renk, pudra olur, mavi olur. Bu şekilde tülbentin kendi rengiyle yapınca farklı ve hoş oluyor. Bu dallar kendini yeşiller kendini daha çok hani dal kısmına benzetiyor. Evet şimdi 5 tane tığ battığını yaptık ara suyunu şöyle arka tarafı unutalım arkadaşlar şu ben 6. tığ battığı yapıyorum 6 tane yapıyorum o çiçek kısmını yaptığım yuva için 6 tığ battı bırakıp şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz bakın şöyle 4 zincirimi çekiyorum bir defa tığı doladım bir tane arada boşluk bırakıyorum şöyle 2 bir tanesi gerisi tığında bakın bu şekil ikisini beraber kapatınca trabzanlar şöyle çok hoş armut gibi şu biçimi alıyor 4 zincirimi çekip yine trabzanın iki trabzanın arasına kapatıyorum arasına ben e, tığ battırıyorum bakın çok yakın çok yakın olduğu için zincir çekmiyorum Sizinki biraz daha aralıklıysa e, aralarına birer zincir çekebilirsiniz Yine bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya 1 ve 2 Yine son ilmek tığımda. Şöyle bir, şöyle iki bakın. Üç tane ilmek. Üçünü birden kapattım. Şöyle bir tık daha uzun trabzanımız oldu. Dört zincirimi çekip kapatıyorum. Arada zincir çekmiyorum. Şöyle bir tane artırıyorum. Bakın, bu ikisini tek e, dolamayla, diğer ikisini de çift dolamayla yapacağım. Şöyle iki, şöyle iki. Yine de son ilmek tığımda iki defa tığı doluyorum. Şöyle iki, şöyle iki. Evet, yine üç tane ilmek kapattım. Şu ışığı biraz geri alayım arkadaşlar, fazla parlak ek oluşmasın. Şimdi 1 2 3 ve 4 zincir. Ara kısmından kapattım. 2 defa doluyorum. Şöyle. Bu sefer tek alıyorum. Bir tık daha uzun yapmak için 1 2 2. Yine son ilmek tığımda 2 defa tığı doluyorum. Aynı tığ battığının içerisine şöyle bir şöyle iki iki alarak bakın son ilmek yine tığımda dört seferde bu şekilde kapatıyorum dördüncü kirpik için dört zincir buraya hemen kapatıyorum araya zincir çekmiyorum en son bakın beşinci kirpikte üç defa dolayıp ben yandaki boşluğu battı ya iki 2 ve 2 son ilmek tığımda yine 3 defa bu tepe noktası arkadaşlar 3 defa alınca tepe noktasına gelmiş oluyorum 2 2 son 3 kapattım şimdi buranın da 4 zinciri çekerek kirpiğini oluşturup her iki trabzanın arasında bakın bu şekilde 5 tane kirpik oldu Burası tam yarılama noktası arkadaşlar. Buradan aşağı yine yarılayacağız, ineceğiz. Şimdi sistemi tersten yaparak azaltacağız. Şimdi çoğalttık yavaş yavaş, şimdi azaltacağız. İki defa tığı doladım, hemen yandaki tığ battıya giriyorum. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki. İki defa tığı doladım. Hemen bir, iki, iki, üç seferde. Şöyle tekini bıraktım ya. Şöyle şık. Evet. Üçünü birden kapatıyorum. Dört zincir çekiyorum. Hemen ikisinin birden arasından girip kirpiğimi oluşturdum. Şimdi iki defa tığı doladım. Yandaki tığ battı. Aşağı inerken son iki. Evet iki defa tığı doladım şöyle iki ve iki sistem basit arkadaşlar iki defa iki iki defa bir tepe noktasında 3 yapıyorum yine 4 zincir çekerek bir iki üç ve dört kapatıyorum bir defa tığı doladım hemen yandaki boş tığ battıya girdim bir ve iki bir defa tığı doladım Şöyle bir ve 2 üçünü birden kapattım. Bak, bu şekil oluyor. 4 zincir, kapattım. Bir defa tığı doladım. Sonuncu trabzanım, iki defa aldım. Gerisi tığında. Evet, yine son ikisini alıp tek tığında üçünü birden kapattım. 4 zincir çekiyorum. Ve ikisini birden kapattım. 1 2 3 ve 4 zincir. Bir tane böyle bırakıp 4 zincirimi buraya kapattım arkadaşlar. Evet bu kadar. Biraz ben tane tane anlaşılır olsun diye yavaş anlattım ama arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu şekilde olacak şimdi 6 tane tığ battı arası veriyoruz 3 zincirimi çektim kapattım 3 zincirimi çekip kapatıyorum şöyle bismillah evet 3 zincirimi çekip kapattım 4 oldu 3 zincirimi çekiyorum, kapatıyorum. 3 zincirimi çektim, kapattım. Bu 6 tane çiçeğim için. Şimdi arkadaşlar bir tane daha yapalım bu tarafı. Ee, bu tarafta biraz daha hızlı yapalım. Şöyle. 4 zincirimi çekiyorum, bir defa tığımı doladım. Bir tane bırakıp ikincisine geçiyorum. Şöyle 2. Bir defa doladım. Şöyle 2 üçünü birden kapattım 4 zincir 4 zincirimi kapatıyorum bir defa doladım yanındaki boş olana şöyle bir şöyle iki bir defa tığı doladım şöyle bir şöyle iki üçünü birden kapattım bakın bir tık daha uzun bir bu şekilde çit yaptık 4 zincirimi çekip Şöyle her ikisinin ara kısmından giriyorum. Her ikisini de aldım. Kapattım. İki defa tığı doladım. Yandaki boş tığ vattıya giriyorum. Şöyle iki, şöyle iki. İki defa tığı doladım. Şöyle iki, şöyle iki. Üçünü birden buraya kapattım. Dört. çetin bir tanesini ikili, bir tanesini tekli aldık. Şimdi bunu iki iki aldık. Sıradakini de tekli alacağım. İki defa tayı doladım. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki. İki defa tayı doladım. Hemen buraya 1 2 ve iki. Hepsini birden kapattım. 4 zincir. Rabzanın ara kısmından kapattım. 3 defa tığı doladım. Yandaki boş olan tığ battı 2 ve 2. 3 defa tığı doladım. Yandaki yere giriyorum. 2 ve 2. Hepsini birden kapattım. buradan evet yine 5 tane oldu ya arkadaşlar bakın şöyle göstereyim tümü çıkarıp şu şekilde 5 tane yaptıktan sonra tepe noktamız 5. kirpiğimiz unutmayın şimdi iki defa tığı doladık yuvaya girdik 1 2 ve 2 2 defa tığı doladık aynı tığ vatta 2 tane yapıyorum 2 ve 2 kapatıyorum. 1 2 3 ve 4 zincir. Her ikisinin arasından girip kapattım. iki defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 ve 2. 2 ve 2. Hepsini birden kapattım. 1 2 3 ve 4 zincir. Evet. Bakın. Şimdi burayı da dörde tamamlayacağız. İki defa tığı, pardon tek tığı doladım. Üç seferde alıyoruz. Bir ve iki. Bir defa tığı doladım. Şöyle bir, şöyle iki. Geriye kalan üç ilmeğin üçünü birden kapatıyorum. Evet çimenimizin yapılışı bu kadar kolay arkadaşlar son trabzanı da yapıp bitirelim 2 aldım. Bir defa doladım. 2 aldım. Üçünü birden kapattım. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Şöyle ara kısmından giriyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Bakın bir tane atlıyorum. Son bunu ilmek için. Şöyle bir boşluk bırakıp diğerine geçiyorum. 3 zincirimi kapatıyorum. 3 zincir sıradakine. 6 tane yapıyoruz arkadaşlar. Bu tığ battıydı Şöyle 3 oldu. 3 zincir kapatıyorum. 2 4 5 Hemen bu kadar yeter. 2 tane arasıyı gösterdik arkadaşlar. Çiçeğimize geçelim. Evet şöyle arkadaşlar bakın arasına zincir çekmediğimiz halde ipi de çok güzel esnettiğimiz halde şuralar bakın aya şey boşluklu duruyor. Belki ikili trabzan olduğundandır ama bu şekilde ipinizi esnetseniz arasına zincir çekmeyin. Böyle bu şekilde çitlerimiz hazır bakın. Bu da ilk yaptığımız çitimiz hafif hafif yukarı doğru büyüttüğümüz. Evet. Öyle ipimi yeşil ipimi tutturdum. Çünkü dallarımızı yapacağız. Burada 6 tane bu şekilde tığ battığımız vardı. 3. tığ battığı arkadaşlar bu şekilde giriyorum. Yuvay bu şekilde e, trabzan değil de böyle 3 zincirle yapınca daha güzel duruyor dallar. Evet. 3. tığ battıya sık iğne ile sabitledim. Üzerine 3 tane zincirimi çektim ve bu şekilde Arkadaşlar şöyle e, yandaki tığ battıya sabitledim bir zincirimi çekip hemen dönüşümü yaptım bakın. bir zincirle sık iğne ile dönünce çok güzel duruyor 10 tane zincir çekiyorum 6 7 8 9 10 zincirimi kapatıyorum bakın bu 3 zincirli yuvaya bu şekilde 4 tane dal yapacağım buraya 1 2 3 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çekiyorum, kapattım. Yine 10 zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu da üçüncü. Bu şekilde 10 zincirim. Bakın dallarımın boyutu, büyüklüğü de bu kadar oluyor arkadaşlar. 10 zincir. 5, 6, 7. 8 9 ve 10 şöyle tığ battıya kapatıp sabitliyorum ve yandaki boş olan yere de normal sık iğne yapın arkadaşlar dibine de böyle sökülmesin diye bakın şuradan sık iğne ile sabitledikten sonra zincirimi çekiyorum ve kopardım ipimi. Evet. Dalları bu şekilde bakın sağda solda iki tane böyle tığ battı kalarak dalları hazırlıyorum. Dört tane dal. Şimdi üzerine çıtı pıtı çiçeğimizi yapalım. Evet. Şöyle ters tarafına çevirdik bentin ters yüzündeyiz arkadaşlar. İlk dalın içerisinden sık iğne ile ipimi sabitleyerek başlıyorum bak. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. Diğer dalın içerisine 8 zinciri bu şekilde sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şöyle dalın içerisine 8 zinciri tutturdum 2 3 4 5 6 7 ve 8 evet bu da sonuncu yuvamız evet 4 tane dalın üzerine 3 tane bu şekilde oluşturduk 2 zincirle dönüşümü yapıyorum bak şimdi bu iki zinciri buraya sabitliyorum bu yuvanın içine 7 tane bu şekilde ikişer zincirli kirpik yapacağım. Şöyle güzel bir kirpikler oluşsun diye ipi güzel esnetin arkadaşlar. Şöyle 4 5 Şöyle 6 2 zincir 7 Evet. Bakın 7 tane bu şekilde Minik, minik kirpikleri doldurduktan sonra hiç zincir çekmeden diğer yuvaya geçiyorum. İki zincir bu bir, iki zincir iki, iki zincir üç, dört, iki zincir beş, altı ve Şimdi sıradaki yuvaya geçiyorum. 2 zincirimi sabitledim iğledim. 2 zincir 2 3 4 5 6 ve 7. Yuvarlandı yeşil dalında içine arkadaşlar giriyorum şöyle normal ister sahte sık iğne yapın bir zincirde üzerine çekiyorum evet. şöyle bakın kalıp gibi çok güzel bir çiçeğiniz olsun çıtı bıtı. hemen ipleri yakalım bakalım evet modelimizi tamamladık arkadaşlar çok güzel şöyle çıtı böyle tepecikli bakın yukarı doğru yükselen aşağı doğru inen bir ara suyu var ve ona da çok uyan böyle kır çiçekleri arkadaşlar dağların ardında açan çiçekler gibi çok hoş ve zarif durdu şöyle göstereyim uzaktan şöyle bir de Şöyle tülbentinizi hangi renk çiçekler varsa o renkten böyle aralarına koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şu kısma da beyaz yapacaktım ama yetişmedi. Önemli olan modelin bu şekilde sizlere güzel bir video çekip anlatabilmekte. Bir de arkadaşlar şöyle beyaz zemin üzerinde de göstereyim yine. Kamera yamuldu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.